Merhaba. Yerel seçim şenlikleri son 19 güne girdi. Artık son düzlüğe giriyoruz ya. Yani. <laughs> Mitinglerin ve anketlerin ve televizyon programlarının özellikle haber kanallarında en önemli mevzularından biri yeniden Refah Partisi. Fatih Erbakan'ın Saray ittifakından ayrılması ve AKP'den devşirdiği belediye başkan adayları asrın liderimizi fena halde sinirlendiriyor. Zübük siyasetçiler filan yer çıktığı mitingde. Fatih Erbakan'ın CHP kazandırmak için çalıştığını söylüyorlar. AKP'nin bunun nalıncı keseri mantığına göre mesela DEM Parti aday çıkardığında veya İyi Parti aday çıkardığında AKP'ye çalışmış olmuyor. <laughs> Ama yeniden Refah Partisi aday çıkardığında CHP çalışmış oluyor. <laughs> bu konuda herkes bir şey anlattı. Çok sayıda lagaluga var. Bir de ben anlattım. Herkes bu Fatih Erbakan'ı babasının gölgesinde ezilen, babasının rüzgarıyla var olabilen Bilal Erdoğan gibi olduğunu zannediyor. Ve öyle değil aslında. Hatta öyle olmadı da ortaya çıkıyor. Fatih Erbakan'la Bilal Erdoğan'ın tek ortak özellikleri askerliklerini bedelli yapmış olmaları. <laughs> Bunun dışında birbirlerine hiç benzemiyorlar. 42 yıldır bu ülkeyi gözlemleyen bir gazeteci olarak Tanıdığım bütün CHP yöneticilerine yıllardır samimiyetle anlatmaya çalıştım. Bilenler biliyor. Saadet Partisi'nden veya genç muhafazakar siyasetçi olarak gördükleri Ali Babacan'dan medet umarak kesinlikle yanlış yaptıklarını, bunların Türk siyasetinde bir geleceğinin olmadığını anlatmaya çalıştım yıllardır. O cenahta asrın liderimizin canını sıkabilecek tek kişi var. Fatih Erbakan. Fatih Erbakan'ı 2018'den beri yakından takip ettiğim için biliyorum. Neden 2018'den beri bu kadar yakından takip ediyorum onu da anlatacağım biraz. Böyle ruhu çekilmiş gibi ağır çekim hareket eden biri gibi görünüyor ama böyle zannedenler kesinlikle yanılıyor. Fikirlerine katılmaktan filan bahsetmiyorum elbette. Elbette hayata bakışımız tamamen farklı. Yanlış anlaşılmasın. Ama asrın liderimizin siyasal dinci cenahta açık açık uyuz olduğu tek isimdir diyebilirim. <laughs> Fatih Erbakan. Fatih Erbakan'ın da aslında en sevmediği siyasetçinin aslında liderimiz olduğundan eminim. Niye derseniz 2003 yılıydı bakın. AKP iktidara henüz gelmişti. Aslı liderimizin küçük oğlu Bilal evlendi. Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'ndaki düğün böyle miting gibi 9 bin kişi falan katıldı. Bilal'in nikah şahidi İtalya Başbakanı Berlusconi. Yine Rekorlar kitabı el sıkma rekoru kırılacağı beklentisiyle ekip göndermiş. Aslın liderimizin böyle tokalaşması, el sıkışması tek tek sayıldı. 4815 kişiyle tokalaştı. <laughs> Tokalaşmada Türkiye rekoru kırıldı. Yine sapladı bu. Bu kadar çok davetli var. Ama Necmettin Erbakan davet edilmemiş. Bilal'in asıl adı ne? Bilal'in asıl adı Necmettin Bilal. Yani Necmettin Erbakan'ın Necmettin'i. Ama Necmettin Erbakan davet bile edilmemişti Necmettin Bilal'in düğününe. Aslında liderimiz iktidar olur olmaz defterden sildiği ilk kişi Necmettin Erbakan. I. Milli Görüş'ün yayın organı Milli Gazete'nin Kılçık diye bir köşesi vardı o zamanlar. O köşede bu düğüne Necmettin Erbakan'ın bakış açısıyla gönderme yapıldı. Tırnak içinde Necmettin Bilaloğlu eminim sana kalsa şahidim hocam derdi. Bir ömür berhudar ol. Müslüman nikahında katolik şahit diye üzülme. Sen masumsun mesut ve bahtiyar ol yazıyordu. Milli Gazete oğluna Necmettin adını verecek kadar Necmettin Erbakancı olan Aslı'nın liderimiz Erbakan'ı hayatından çıkarmıştı. Erbakan yaşlandı, asrın liderimiz genç, Erbakan'ın işi bitti sanılıyor. Asrın liderimiz hiç yaşlanmayacak sanılıyordu. 2003. Düğünden bir ay sonra asrın liderimiz Bayrampaşa Parkı'nın açılış töreninde küçük çocukları böyle gezdirmek için kiralanan Cihan isimli ata binmeye kalkıştı. Kovboylar tarafından mıhlanan apaçiler gibi yere yapıştı. Cihan böyle şaha kalktı attı üstüne. Herkes içten içe güldü ama herkes sustu korkudan. Necmettin Erbakan konuştu sadece. Şahsiyetli atmış dedi. Şahsiyetli atmış üstünde tutmadı dedi. Eline geçen her fırsatta asrın liderimizle alay ediyordu Erbakan. AKP iktidarının Bismillah ilk işlerinden biri Yes be annem demek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin anlam planıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni lav etmek için kampanya başladı. Referandum yapılacaktı. Güya evet dersek Kuzey Kıbrıs'la Rum kesimi birleşecekti. Karşılığında hem Kuzey Kıbrıs'a ambargo kalkacaktı hem de Kuzey Kıbrıs'la birlikte güya Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek milli kahramanımız Rauf Denktaş sırtından hançerlendi. Rauf Denktaş yüzünden Kuzey Kıbrıs'a ambargo uygulandığı filan söyleniyor. Evet. Bu palavrayla kampanya başladı. Yaşlıları ikna etmek için, çünkü Kuzey Kıbrıs'taki yaşlılar asla istemiyordu Rumlarla bir arada olmayı. Yaşlıları ikna etmek için yes be annem diye başlattılar kampanya. Neticede başardılar. Türk tarafına evet dedi. Türk tarafı %65 evet derken Rum tarafı %75 hayır dedi. Netice Rumlar hem hayır diyerek Avrupa Birliği'ne girdiler hem de ulusal haysiyetlerini korumuş oldu. Kuzey Kıbrıs ise evet demesine rağmen hem ambargo kalkmadı hem de ulusal haysiyet kaybedilmiş oldu. Kandırılmış oldu. En muhteşem özeti bu durumun en muhteşem özetini Bülent Ecevit birlikte, CHP ile birlikte Kıbrıs Barış Harekatı'nı imza atan Mücahit sıfatlı Erbakan yaptı. Allah'a şükür dedi. Allah'a şükür Kıbrıs Rumlar sayesinde Yunan adası olmaktan kurtuldu dedi. Gerçekten tam olarak Erbakan'ın söylediği gibi. AKP Rum tarafının yanında yer almıştı maalesef. Erbakan ise her zaman olduğu gibi milli davranmış. Erbakan her fırsatta AKP'yi ısırmaya devam ediyor. Şak faizsiz banka Albaraka Türk 2 milyon lira alacağı için Necmettin Erbakan'ın yayın organı Milli Gazete'ye haciz istemi başladı. <laughs> yayın hayatı boyunca faizsiz sistem için çaba harcayan Milli Gazete faizsiz bankanın kurbanı olmuştu. <laughs> Elbette sebep Erbakan'dı. Erbakan'a ders verdi. Yoksa ne olacak yani faizsiz falan? halledilirdi. Erbakan asrın liderimizin canını sıkmak için her şeyi yapıyordu. Asrın liderimiz de bir zamanlar hocam dediği Erbakan'ın kolunu büküyordu. Olan buydu. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı'ydı. Cumhurbaşkanı yetkisiyle Necmettin Erbakan'ı affetti. Neydi bu mesele? Erbakan genel başkan olduğu Refah Partisi'nin 1 trilyon liralık hazine yardımını zimmetine geçirmekle yargılanmıştı. 2 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum olmuştu. Bu hapis cezasının üzerine sürekli hastalık raporu almıştı. Bu raporla mahkumiyeti ev hapsine çevrilmişti. Yani içeri girmekten kurtulmuş ev hapsine çevrilmişti. Abdullah Gül tarafından komple affedil. Ev hapsinden de kurtuldu. Komple affedilince Erbakan hakkındaki siyaset yasağı da kaldırılmış oldu. Şak gitti Saadet Partisi genel başkanlığına seçin. Genel başkanım. AKP aslına bakarsanız ne yapıp edip Erbakan'ı hoş tutmaya çalışıyor. Kendisini hoş tutarsak işte böyle cezasını filan affedersek belki bizim safımızda yer alır diye düşünüyorlar. Bize destek vermese bile belki hiç olmazsa bizi eleştirmekten vazgeçer susar bir kenarda oturun diye düşünüyorlardı. Yanıldılar. Necmettin Erbakan kendisini adeta sırtından hançerleyerek Refah Partisi'ne ayrılarak AKP'yi kuran eski çıraklarının bu yaptığını asla unutmadı, unutturmadı. Üstelik kendi çatısı altında yetişenlerin şimdi AKP çatısı altında gidip kimlerle iş tuttuğunu gayet iyi biliyordu. Üstelik siyasi yasaklıyken artık kendisiyle ilgili neredeyse haber bile yapılmıyordu ama Saadet Partisi Genel Başkanı olunca yeniden siyasi aktör olarak sahneye dönünce bütün medyanın ilgi oda haline geldi. Kameralar, <laughs> objektifler ona dönmüş. Hem meddah gibi böyle esprili bir kişilikti hem de sözleri kılıç gibi keskindi. AKP hakkında çok ağır konuşuyor. AKP'ye oy vermek insanın kendi kendini bıçaklaması demektir diyor. AKP'ye oy vermek cehenneme bilet almak gibidir diyor. AKP'ye oy vermek, İsrail'e oy vermek demektir diyor. AKP Siyonistler iktidara getirdi diyor. Tayyip Erdoğan Siyonizmin kasiyeridir diyor. Bangır bangır. Asrın liderimizin canını en çok sıkan siyasetçi. Erbakan'a laf yetiştiremeyeceklerini biliyorlar. Mecburen susuyorlar. AKP sustukça her bakan daha çok yükleniyor. Aklınızı başınıza toplayın diyor. Bunların hepsi ABD'nin maşası diyor. Bunlara oy vermek demek. ABD'ye oy vermek demektir diyor. Gerçekten çok ağır er konuşuyor. AKP'yi teşkil eden, AKP'yi kuran, AKP'yi kurduran, kendi planları için bütün bu senaryoları tanzim eden Siyonizm'dir diyor. Hepsini avucumun içi gibi tanıyorum diyordu. Milli görüş gömleğini çıkardıkları için hidayetleri karardı. Gittikleri yol yol değil diyordu. Ben bunları avucumun içi gibi biliyorum diyordu. Ben vatanımı, milletimi seviyorum. Bunların gittikleri yoldan bir yere gidilmez diyordu. Biz Çanakkale Savaşı'nda emperyalizmi kapıdan kovduk. Şimdi emperyalizm AKP vasıtasıyla bacadan girmeye çalışıyordu. Emperyalizm geldi, bir bardağın içine AKP diye kireç suyu koydu, saadet sütü yerine bu kireç suyunu millete yutturmaya çalışıyor diyordu. Bu kireç suyunu içersen İsrail'e mumya olursun diyordu. AKP insanlarımızı narkozluyor diyordu. Retorik konusunda müthişti. Başa çıkabilmek imkansızdı. Bu yüzden mecburen susuyorlardı. 85 yaşındaydı Necmettin Erbakan. Ölmesini bekliyorlardı. Ölsün de kurtulalım diye düşünüyorlar. Necmettin Erbakan vefat etti. Kaderin cilvesi 28 Şubat süreciyle başbakanlıktan indirilmişti ama 27 Şubat'ta son nefesini verdi. Ölüm haberi 28 Şubat'ta manşetlerdi. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Alparslan Türkeş'le ile birlikte Türkiye'nin son 40 yılına damgasını vurmuş. Çok kurnaz bir politikacı. Ama çırakları tarafından tufaya getirileceğini, yanından ayrılıp AKP'yi kuracaklarını ...hissedememişti. 2002 yılında iktidar olduğundan beri habere darbe mağdur olduğunu söyleyen AKP hükümeti, Necmettin Erbakan ölene kadar 28 Şubat'tan hiç bahsetmemiş. İktidar olduktan sonra Erbakan ölene kadar Üç tane seçim, iki tane referandum yapmışlardı. 28 Şubat menüsüne hiç girmemişler. Girin arşivlere bakın, kelime yok. Hatta 12 Eylül referandumunda bile 28 Şubat'tan bahsetmemişler. Bir kelime bile bahsetmemişler. Gel gör ki Erbakan ölür ölmez aniden 28 Şubat'ı hatırladılar. 28 Şubat davası. 28 Şubat davası açabilmek için Erbakan'ın ölmesini bekledi. Çünkü Erbakan yaşarken bu davayı açmaya kalksalardı Erbakan'ın kesinlikle karşı çıkacak. Kendisi üzerinden prim yapılmasına izin vermeyecek. Kendisini sırtından bıçaklayan bürütüslerin safında yer almayacağını biliyorlar. Hatta Erbakan'ın bu davaya destek vermesini bilen boş verin. Erbakan bizzat AKP iktidarı 28 Şubat ürünüdür diyor. 28 Şubat davası açmak için Erbakan'ın ölümünü bekledi. Erbakan'ın siyasi işareti buydu biliyorsun Herkes biliyor. Pilotların tamam işaretini yapar. Sırf Erbakan'ı tarihten silebilmek için bu işaretin yerine Rabia koymaya çalıştılar. Erbakan'ın el işaretinin altında bile eziliyorlardı psikolojik olarak. Yıllar akıp geçti. 2019 yıl oldu. Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan sahneye çıktı. Kirayı ödemedikleri gerekçesiyle bizzat babası tarafından kurulan Saadet Partisi'ne haciz gönderdi. Ankara'daki genel merkez binası apar topar boşaltıldı böyle seccadeler, koltuklar ne varsa kamyona yükledi Saadet Partisi götürdü. Niye? Çünkü bu bina aslında Milli Görüş Hareketi tarafından aidatlarla satın alınmıştı. Ama partinin kapatılması durumunda habere kapatıldıkları için parti kapatılması durumunda devlet el koymasın diye Erbakan ailesi tarafından kurulan şirkete devredilmişti. Partinin bir şirketin görünüyordu. Tapusu o şirketteydi. Fatih Erbakan da o şirketin hakim ortağıydı. Necmettin Erbakan'a güvenerek partinin malını mülkünü Erbakan'ın üstüne yapan Milli Görüş Teşkilatı Fatih Erbakan'ı hesap edememişti. <laughs> Fatih Erbakan sadece birkaç ay önce yeniden Refah Partisi'ni kurmuştu. Hani ben dedim ya bunu 2018'den beri takip ediyorum. İşte sebep bu. Fatih Erbakan sadece birkaç önce 2018'de yeniden Refah Partisi'ni kurmuştu. Kendi partisini kurunca Saadet Partisi'ni kapının önüne koymuştu. Babasının kurduğu partiyi kapının önüne koymuştu. O acizle aldığı binayı kendi partisinin genel merkezi. Necmettin Erbakan'a güvenerek partinin malını mümkünü Necmettin Erbakan üstüne yapanlar Fatih Erbakan'ı hesap edememişti. Tıpkı bugün Asrın liderimizin Fatih Erbakan'ı hesap edemediği gibi. Ne yaptı geçen seçimde Fatih Erbakan? silik bir karakter gibi görünüyordu ama böyle zannedenler yanıldı. Asrın liderimizle ittifak ortağı oldu. Baraj sorununu bu şekilde halletti. Kendisi dahil partisinin 5 milletvekilini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soktu. AKP'yi kullandı. İşi bitti. Şak diye ayrıldı. Şimdi yerel seçimde AKP'den devşirdiği adaylarla asrın liderimizin karşısına dikildi. Babasının bıraktığı yerden bayrağı devraldı Asrın liderimizin karşısına Nikil. Şimdi <laughs> gelelim mevzunun atar damarına. Asıl. Necmettin Erbakan Asrın liderimize karşı niye bu kadar öfkeliyim? Sadece kendisinden ayrılıp parti kurdukları için mi? Hayır. Peki niye? Çünkü hangi güçlerle iş tut Biliyordu Ne diyor Avucumun içi gibi biliyorum Biliyordu Bakın Bu Fatih Erbakan'ın Tam adı nedir biliyor musun Muhammed Ali Fatih Erbakan evet. Ve Necmettin Erbakan'la Fatih Erbakan'la Asrın liderimiz arasındaki her şey Aslında Muhammed Ali ile başlamış Hazırsanız başlayalım altını çizerek dinleyin. 1976 yılı Sultanahmet Camisi'nin önü böyle ana baba gibi. İğne atsan yere düşmez. Mahşeri kalabalık cuma namazına girmemişti. Dışarıda beklemişti. Cuma namazından çıkacak olan kişiyi bekliyorlardı. Namaz bitti. Sanırsın maç bitti. Sanki cami değil de stadyum dağılıyor gibi. Böyle ortalık tezahürattan yıkılıyordu. Yer gök inliyordu ve beklenen kişi kapıda göründü. Sultanahmet Camisi'nin kapısı, Cuma namazı çıkışı. Muhammed Ali. Evet. Dünya ağır siklet boks şampiyonu Muhammed Ali. Kelebek gibi uçan, arı gibi sokan, tüm zamanların gelmiş geçmiş en büyük boksör. Hayatına Keisius Marcellus Clay olarak başladım. 22 yaşında ilk dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra Müslüman oldum kölelik ismim dediği Keisius Marcellus Klee'yi Muhammed Ali olarak değiştirmişti. İşte bu Muhammed Ali Sultanahmet Camisi'nde kıldığı cuma namazından çıkıyordu. Kolunda çok tanıdık biri var. Evet. Muhammed Ali'nin kolunda Necmettin Erbakan Milat Müslüman alemini derinden etkileyen Amerikalı efsane boksörün sporcunun Dünya Arsiklet Boks Şampiyonu Muhammed Ali'nin Türkiye'de dinci siyasete alet edildiği gündü milat. Hepimizin kahramanı olan Muhammed Ali'nin hepimize ait olmadığını, sadece kendilerine ait olduğunu ilan ediyorlar. Muhammed Ali'nin yumruğunu kendilerinin yumruğuymuş gibi sunuyorlar. Türkiye o zamanlarda bugün gibi merak etmeyi pek sevmiyordu. Mesela o güne kadar Türkiye ile alakalı bir tek cümlesi bile bulunmayan Muhammed Ali neden kalkıp ta oralardan 24 saat bini İstanbul'a geldi? Erbakan dahil Türkiye'de hiç kimseyi tanımıyordu. Türkiye'den de bir kişi Muhammed Ali'yi tanımıyordu şahsen. Türkiye'de tanıdığı bir tek kişi bile yokken İstanbul'a gitmesini siyasal dincilerin cami şovuna katılmasını kim istemişti? Madem Türkiye'yi bu kadar seviyordu Muhammed Ali, peki neden Türkiye'den döndükten sonra ömrünün sonuna kadar Türkiye ile alakalı bir tek cümle bile kurmadı? Yok. Muhammed Ali'yi bu 24 saatlik seyahate yönlendiren güç kimdi? Türk halkının partiler üstü Muhammed Ali sevgisini siyasal dincilere eklemlendiren kimdi? İrtibatı kim sağladı ve niye? Hiç merak edilmedi. Kimse merak etmedi. Necmettin Erbakan Amerikan karşıtıydı. Muhammed Ali de Amerikan yönetimini posta böyle atar gider yapıyordu. Olsa olsa bu amaçla gelmiştir dediler, geçtiler. Kimse merak etmedi. İki yıl sonra 1978 yılında Cemal Kamacı'ya Milli Selamet Partisi'nden davet geldi. Seni Erbakan hocamızla danıştırmak istiyoruz dedi. Cemal Kamacı yerli Muhammed Ali'ydi. Avrupa şampiyonu olan ilk Türk boksörümüzdü. Yaşayan efsaneydi. Tıpkı Muhammed Ali'nin maçları gibi tüm Türkiye işini gücünü bırakır ekran başına geçer. Cemal Kamacı'nın maçını seyreder. Cemal Kamacı ringe çıktığında Türkiye'de adeta hayat dururdu. Cemal Kamacı bu Milli Selamet Partisi'nin teklifini reddetti. Çünkü siyaset tabanının işi yoktu, niyeti de yoktu. Üstelik Erbakan'ı hiç sevmiyordu Cemal Kamacı. Israr Dediler ki ya alt tarafı tanışacaksın ya hepsi bu dediler. Neticede adamı zorla ikna ettiler. Paşa Kültür Sarayı'ndaki parti şenliğine getirdiler. Cemal Kamacı böyle otomobilden iner inme o bara diye omuzlar aldılar. Omuzlarda da böyle mücahit kamacı, mücahit kamacı falan diye sloganlar da salon uzakta omuzlarda adam ne olduğunu anlamadı. Salon tıktım tıktım dolu. Kürsüde genç uzun boylu biri var. Şiirler okuyor. Milli Selamet Partisi Gençlik Kolları Başkanıydı. Aslan liderimizdi Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan böyle şiirlerle bezenen hamaset konuşması bitince Cemal Kamacı'yı anons etti. Kürsüye çağırdı. Hemen peşinden Necmettin Erbakan anons etti. Onu da kürsüye davet etti. Erbakan geldi böyle şampiyon boksörümüzün yumruğunu havaya kaldırdı. Bu yumruk bundan böyle milli selamet için vuracak dedi. Cemal Kamacı ne olduğunu anlayamadan kendini dinci siyasetin tam göbeğinde buldu. O güne kadar hiç tanışmadığı Tayyip Erdoğan organizasyonuyla o güne kadar hiç sevmediği Erbakan'ın yumruğu olmuş oldu değil mi? Sadece bununla kalsa iyi. Erbakan zart diye seni il başkanı yapacağız dedi. Cemal Kamacı dedi ki ya benim bu taraklarda bizim yok. Ben bu işlerden anlamam dedi. Erbakan gayet rahattı. Dedi ki gayet rahat şekilde. Kardeşim Avrupa şampiyonu olmuşun. İl başkanı mı olamayacaksın? <laughs> Her şey kaşla göz arasında çok çabuk gelişir. Ay Obara diye böyle iki otobüs dolusu adam getirdi. Sinema salonunda şak diye böyle kongre yaptılar. Divan Başkanı'na Tayyip Erdoğan kendisi yaptı. Cemal Kamacı Zurt diye il başkanı. O güne kadar iş tanımadığı Tayyip Erdoğan organizasyonuyla o güne kadar hiç sevmediği Erbakan il başkanı olmuş oldu. A'dan Z'ye emri vakti. Dinci siyasetin bir özelliği o 7 yıl sonra 1985 yılı. İran'da Humeyni Şahı devirmişti. Sovyetler de Afganistan'ı işgal etmişti. Bölgemizdeki bu hayati iki gelişmeye karşı pozisyon alabilmek için CIA Türkiye şefinin bizim çocuklar dediği Kenan Evren tayfası da darbe yapmıştı. Türkiye'yi ABD çıkarları doğrultusuna şekillendirmişti. 1985 olmuş. Milli Selamet Partisi'nin yerine Refah Partisi kurulmuş. Darbeyle kapatılmıştı öbürleri. Refah pat Siyaset yasağı olan... ...Necmettin Erbakan'ı böyle ufak ufak... ...yeniden sahneye çıkarıyorlar. İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda... ...Tayyip Erdoğan'ın top koşturduğu ...Aerox Spor tarafından. Aerox Spor. <laughs> Boks maçı ayarlan. Cemal Kamacı ile... ...Yugoslav şampiyon Popovic diye biri... ...gösteri maçı yapacak. Acayip matrak yani. Çünkü... Cemal Kamacı T 9 yıl önce boksu bırakmıştı abi. Popovic'ine şampiyon denilen Popovic'i de boks camiasında kimse tanımıyordu. Şöhretli boksör diye getirip böyle ringe çıkarmışlardı. Bu dümenmen organizasyonun ev sahibi Refah Partisi İl Başkanlığı. İl Başkanı Tayyip Erdoğan. Bu Tırışka'dan teyyare maçın önemi Erbakan'a şov yaptırmaktan ibaret değildi. Bu maçın onur konuğu var. Kim de onur konuğu? CIA tarafından organize edilip Afganistan'da Sovyetlere karşı kullanılan Gulbettin Hikmet yer. CIA ile ilişkisi Afganistan'ın işgalinden çok önce 1973'te başlamıştı. Sovyet işgalinden itibaren de Afganistan'da tetikçi güç olarak kullanılıyor. Amerikan karşıtı denilen Necmettin Erbakan'la CIA'nin hasu adamı Hikmet Yer salona el ele girdiler. Mehter marşı çalıyordu böyle Mehter'di. <laughs> Mücahit Erbakan, Mücahit Hikmet Yer sloganları atılıyordu, alkışlanıyordu. Emperyalizm karşıtı şiirler okundu, böyle duygular coştu, ağlayanlar oldu. Erbakan'la Hikmet Yer yan yana oturdular. Hikmet Yer'e mikrofon verdiler, konuşma yaptı. Sizin gibi imanlı gençler adına söz veriyorum. Sovyetleri yeneceğiz dedi. Bravo böyle ağlayanlar oldu. Hıçkırıklara boğulanlar oldu. Sonra o dandik maç başladı. <laughs> Cemal Kamacı kim olduğu belli olmuyor. Popovic'i sayıyla yendi. Erbakan ringe çıktı tekrar. Cemal Kamacı'nın yumruğunu havaya kaldı. Şimdi sıkı durun Hani asrın liderimizi... Hikmet Yarın dizinin dibinde yerde otururken gösteren o meşhur fotoğraf vardır ya. İşte o fotoğraf o gececik. Hikmet Yar 36 yaşında, asrın liderimiz 31 yaşında. Mazlumların yumruğu Muhammed Ali olduğumuzu filan zannederken kendimizi bir anda Sihel'in dizinin dibinde bulunduk. Aslına bakarsanız hep böyle nakavt ettiler bu milleti. Hep en beklemediği yerden, gardı nereden açıksa oradan indirdiler aparkıtı proje. Asrın liderimiz o gün Hikmet Yer'in dizinin dibinde oturup fotoğraf çektirirken, ABD Başkanı Artis Reagan, hı, Hikmet Yer'in silahlı mücahitlerini Beyaz Saray'ın bahçesinde ağırlıyor eş zamanlı. Birlikte fotoğraf çektiriyorlar. Bizzat Beyaz Saray tarafından özgürlük savaşçıları diye pazarlanıyorlar. Aslında her şey Siklon Operasyonu. Siklon Operasyonu. Siklon Operasyonu, Sovyet işgaline karşı Afgan yerel güçlerini finanse edip, silahlandırıp, eğitip savaştırma programının odadır. CIA istasyon Şefi Gustav Avrakotus. Yunan kökenli Amerikalıydı. Ona teşkilat içinde Dr. Dirty diyorlar. Kirli doktor. Öylesine kirli bir ameliyatı üstlenmişti Afganistan'da. Siklon operasyonu işte bu kirli doktor denilen CIA şifi tarafından yönetiliyor. Mısır'dan Rus malı Kalaşnikovlar satın almıştı. Rus malı patlayıcılar satın almıştı. Böyle keskin nişancı tüfekleri, dürbünler filan satın almış. Parayı Suudi Arabistan'a ödetiyorlar. Amerikan özel kuvvetlerini getirmişti. Yerel aşiretleri eğitmişti. Bunları nasıl öldüreceklerini öğretin demişti. CIA'nın böyle seçkin paramiliter faaliyetler bölümü geldi. Bu aşiretleri eğitmişti. İsrail'den silah göndermesini aldı. İsrail silah getirdi Afganistan'a. Kendisini mücahit olarak tanımlayanlar "Kar olsun İsrail falan" diye slogan atarak aslında ellerindeki silahı İsrail bir helikopterleri düşürmek için Rus helikopterini böyle omuzdan atılan müzeler getirdi. Çin'in bile silah vermesini sağladı. Ya öyle bir adam. Pakistan istihbaratı ile birlikte Taliban'ın temelini attı. Siklon operasyonuyla devşirilen ve özgürlük savaşçıları edilen bu Afgan aşiret liderinin elinden tuttu bunları Washington'a götürdü. Beyaz Saray'da ABD Başkanı Reagan'la birlikte poz verdi, fotoğrafları var. Bu anlattığım Siklon Operasyonu'yla en fazla miktarda para ve en fazla miktarda silah verilen Afgan aşiret lideri kimdi? Gulbetdin Hikmet Yer. CIA adına vekalet savaşı yürüten Hikmet Yer'in kuklacısı bu CIA şifi Mustafa Avrakatürk. Ve işte aynı hikmetiyar aynı tarihlerde henüz il başkanı olan Asrın liderimizin yerde oturarak dizinin dibinde boz verdiği hikmeti. CIA bu uzun soluklu operasyonla hikmetiyarlar sayesinde Afganistan'ın kılcal damarlarına kadar nüfuz etti. Kabileleri devşirdiler, muhbirler devşirdiler, çift taraflı, üç taraflı ajanlar monte ettiler. Nisanına, geleneğine, göreneğine, örfüne, adetine en hücre köşelerine kadar coğrafyasına hakim oldu. Afganistan'ı CIA'nin avucunun içi haline getirdi. Afganistan'ı dünyanın en büyük uyuşturucu üreticisi haline getirdi. CIA'nin ve CIA şefi Gustav Avrakotos'u siklon operasyonu 2003 yılında CBS televizyonda çalışan bu çok tecrübeli bir gazeteci George Grilli tarafından Charlie Wilson'ın Savaşı adıyla kitap haline getirdi. Bu kitap Hollywood'da film yapıp Başrollerinde Tom Hanks, Julia Roberts, Philip Seymour, Hoffman gibi devler yer aldı. 2007'de de vizyona girdi. Bugün bile isterseniz izleyebilirsiniz. Hatta bu CIA şefi Gustav Avrakotos rolündeki Philip Seymour Hoffman en iyi yardımcı erkek yılında Oscar'a aday bile gösterildi. Bizim filmimiz ise çok daha kısaydı yani. <laughs> Mazlumların yumruğu Muhammed Ali olduğumuzu bilen zannederken Taliban'ın dizinin dibinde otururken kendimizi bir anda Bob 5 başkanı olarak bulduk. Necmettin Erbakan işte bu yüzden asrın liderimize ve AKP'ye bu kadar öfkeli ve mesafeli. Ciğerlerini biliyor. Kimlerle ilişki içinde olduklarını biliyor kendisini kimlerin tasfiye ettiğini, bunlara hangi güçlerin destek verdiğini biliyordu. Ondan daha iyi kimse bilemez. Bu yüzden yani meselenin perde arkasını bilen Erbakan'ın en sevmediği siyasetçi asrın liderimiz ve ekip arkadaşları. Erbakan soyadını taşıyan birinin de aksini düşünmesi imkansızdı. Silik biri zannedilen Fatih Erbakan'ın gününü bekleyip asrın liderimizin karşısına dikilme sebebi işte bu. Hatta bakın Muhammed Ali 2016 yılında vefat etti. Asrın liderimiz atladığı uçağına, özel uçağına cenaze törenine Tıpkı Necmettin Erbakan gibi Muhammed Ali ile birlikte anılmak istiyor. Yanına böyle Kabe örtüsünden bir parça götürmüştü. Tabutun üstüne koymak istedi. Muhammed Ali'nin ailesi izin vermedi. Hayırdır? Asrın liderimiz yanında giderken AKP'nin Diyanet İşleri Başkanı'nı götürmüştü. Kur'an okusun dedi. Hayır dedi. Ben. İzin vermedi. Muhammed Ali toprağa verirken konuşmak yapmak istedi. Asrın liderimiz hayır dedi. Ben. İzin vermedi. Ya Muhammed Ali'nin ailesi, Muhammed Ali'nin vasiyeti var. Doğu vasiyet gereği siyasi şovlara izin vermedi. Asrın liderimiz böyle pek öfkelendi falan. Programını yarıda keserek Türkiye'ye döndü. Asrın liderimiz Muhammed Ali'nin cenaze töreninde işte böyle refüze Ama Muhammed Ali'nin Michigan'da Nihir kenarında 328 dönüm büyüklüğünde çiftliği var. Türken Vakfı bu çiftliği 2019 yılında satın aldı. Türken Vakfı nedir? Bilal Erdoğan'ın Türge Vakfı ve Ensar Vakfı tarafından 2014 yılında ABD'de ortaklaşa kurulan vakıf. Türken Vakfı. Aynı Türken Vakfı 2020 yılında New York Manhattan'da 21 katlı gökdelen dikti. Bunların Muhammed Ali'den anladığı bu. Yerel seçime dönersek tam adı Muhammed Ali Fatih Erbakan. Muhammed Ali Fatih Erbakan. Necmettin Erbakan öldüğünde bitti zanneden boks maçı aslında yeni başlıyor. Hı. Meselenin özü bu. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Siz değerli izleyicilerim uyarıyorsunuz sağ olun. Abone izliyorsunuz. İzlerken beğeni tuşuna basıyoruz. Ama aynı zamanda abone olmayan eşinizle, dostunuzla paylaşıyoruz bu yayını. Bu yayını çevremize gönderiyoruz. Dolayısıyla bunu söyleyin diyorsunuz. Bunu söyleyin ki paylaşanlar haksız diyorsun. Haklısınız. Desteğiniz, hassasiyetiniz ve bu konudaki farkındalığımı arttırdığınız için gerçekten yürekten teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Abone olanlar arasında çekiliş yapacağım. Ben Parti aday çıkardığında veya İyi Parti aday çıkardığında AKP'ye çalışmış olmuyor ama yeniden Refah Partisi aday çıkardığında CHP çalışmış oluyor diyen dört talihsiz izleyicime çocukları böyle kılına bile zarar vermeden uslu uslu gezdirirken aslında yediğimiz hars diye sırtından fırlatıp atan Cihan'ın fotoğrafını göndereceğim. 2007 yılında kaybettik Cihan'ı. Makam mevki yalakası değildi. Sevmediği insana şirin görünmek için uğraşmıyordu. Bakarsınız böyle Cihan'ın fotoğrafına Belki örnek alırsınız. Yarın sabah görüşmek üzere. Eyvallah.